Şimdi mesleğin önemli isimlerinden olduğunuz için şunu soralım. Mesleğe başladığınızdan bugüne çok şey değişti aslında teknoloji olarak, tedavi olarak. Gelen şikayetler de aynı mı belirti anlamında diye size sormak isteriz. Yani hastalığın seyrinde bir değişiklik yok. Temel olarak insanlar öncelikle bel ağrısı ve bununla birlikte bacak ağrısıyla bize başvuruyor. Çünkü belimizden çıkan sinirler bacaklarımıza gider. Sağ bacağa veya sol bacağa giden omuriliğin sağından ya da solundan çıkıp da bacağa giden sinirlerle bu fıtığın, diskin teması sonucu ağrı duyar insanlar. Dolayısıyla en çok gördüğümüz fıtık bulgusu bu şekilde gelir bizim karşımıza. İşte sağ bacağımda çok şiddetli ağrı veya ayağımda çok şiddetli ağrı, uyuşma, işte uyluk bölgesinde, dize kadar olan bölgede ağrı, uyuşma şikayetleriyle bize gelir hasta. Ve buna yönelik olarak da ondan sonra bizim muayene ve tanı sürecimiz başlar. Peki o aşamada tabii kişiye özel tedavi yaptığınızı biliyoruz ve her bel fıtığı da kişiye göre tedavi aşamasında başarı oranı ya da şikayetlerin farklı olduğunu da biz siz danışanlarınızla röportaj yaptığımızda ya da bu sağlık sorunu yaşayanlardan dinliyoruz, öğrenmiş oluyoruz. Tanıda özellikle çalışmış olduğunuz hastanede tetkik aşamaları nelerdir diye soralım. Tabii şimdi bahsettiğimiz şikayetlerle insanlar bize başvurduğunda önce muayenesini yapıyoruz tabii. Bütün sistem muayenesini yapıyoruz. Çünkü birçok hastalıkla bel fıtığı karışabilir. Mesela ilginç olan benim karşılaştığım çok sık olmamakla birlikte benim bu zamana kadar gördüğüm 5 veya 6 hasta var. Beyin tümörü ama ayağında bir kuvvetsizlikle işte acil servise veya polikliniğe gelip de acaba bu bel fıtığı mı? Başka yerlerde bel fıtığı olarak söylenmiş. Ancak muayenesinde farklı şeyler gördüğümüz için başka araştırmalara girerek aslında bunun bir beyin tümörü kaynaklı olduğunu tespit ettiğimiz 5-6 hasta var benim kendi bildiğim. Ama bununla birlikte tabii muayenede biz aslında tanıyı koyabiliyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi işte ayağında kuvvetsizlik, ayakta uyuşma veya işte diz refleksinde, ayak refleksinde kayıplar veya uyuşmaların bölgesel alanları, yerleri, her iki bacakta olması, tek bacakta olması gibi bizim muayene sonucunda elde ettiğimiz belirtiler, bulgular bizi yönlendiriyor. Tabii bunu net olarak görmek için biz öncelikle MR çektiriyoruz. MR'da biz fıtığı çok net bir şekilde görüyoruz. Ama bazen MR'a uyumlu olmayan insanlar olabiliyor. Mesela işte kalp pili taşıyan insanlar var ya da daha eski kapak ameliyatı olmuş olan insanlar var. Bunlara MR çektirmiyoruz, metal kapaklı olanlara. Bu durumda tomografi de bir miktar yardımcı olabiliyor bize. Bunlardan sonra da karar aşamasına geliyoruz. Acaba bu bulgulardan, bu belirtilerden sonra hastaya nasıl bir tedavi yöntemi uygulayacağız? Peki tedavi yöntemleri de çok önemli. Yine bir önceki sorumda dediğim gibi tedavi kişiye özel olduğu için derecelerini de kişiye göre mutlaka ya medikal ya cerrahi açıdan değerlendiriyorsunuzdur ama yöntemleri nedir? Kişiye özel tedavide hangi aşamalar var diye soralım. Şimdi bel fıtığının aslında iki temel tedavi yöntemi var. Birisi ameliyat, cerrahi tedavi. İkincisi destek tedavileri. Destek tedavileri içinde neler var? İşte fizik tedavi var, ilaçlar var, egzersizler var. Bunun yanında son zamanlarda biraz daha popüler olan işte ozon tedavisi var veya enjeksiyonlar var. Tabii bu saydıklarım vücudun oradaki fıtığı iyileştirmesinde bir katkı yapan yöntemler. Aslında tedavi edici yöntemler değil. Sadece vücuda destek olan yöntemler. Vücudun o tamir sürecine, tedavi sürecine yardımcı olan yöntemler. Kesin tedavisi ameliyat. Kesin. Ameliyatta evet. Derecesine göre mi ya da Tabii şimdi nasıl her fıtık ameliyat ameliyat mıdır? gerektirmez. Hayır. Evet. Her fıtığı ameliyat etmiyoruz elbette. Bizim ameliyat ettiğimiz grup aslında çok küçük bir grup. Ama Çok işte o küçük bir küçük grup. grupta ister istemez tanıda geciktiriyor ya ameliyat derse hocam diye böyle bir kaygılanma yaşıyordur mutlaka. Maalesef o kaygılar olan insanlar var. Aslında ameliyat çok korkulacak bir şey değil. Ve insanların ameliyat risklerinden korkmasını bugün ulaştığımız noktada çok anlamlı görmüyorum. İnsan tabii ki korkabilir ama şimdi trafikte daha çok korkuyorum ben işin doğrusu. Hele günümüz şartlarında Günümüz hocam. şartlarında trafikte veya yolda yürürken de daha çok korkuyorum.
başımıza ne geleceği belli olmuyor yani, çünkü biraz espriyle karışık söylüyorum. Kesinlikle ama doğru söylüyorsunuz. Ameliyat riskleri de bugün gelişen teknoloji ve anestezi yöntemleri sayesinde bu yolda yürümekten daha fazla değil işin doğrusu. Biraz önce sormuştunuz, nasıl yapılıyor bu ameliyat? Evet. Aslında iki temel yöntem var. Mikroskop altında yaptığımız ameliyat veya endoskop ile yapılan ameliyat. Endoskop çok yaygın değil. Mikroskop altında mikroskobik mikrodiskektomi dediğimiz yöntem kullanıyoruz bel fıtığı ameliyatlarında. Bu bütün beyin cerrahlarının alışkın olduğu ve tecrübesinin çok yüksek olduğu bir yöntem. Endoskopik yöntemin de kullanıldığı alanlar var. Her bel fıtığında endoskopi pek mümkün değil. Nasıl karar veriyorsunuz bu tercihe? Şöyle karar veriyoruz. Bir kere endoskop her yerde olan bir şey değil. Hı hı. İkincisi de endoskopun mikroskopa bir üstünlüğü yok. İşin doğrusu yapılan çalışmalarda böyle bir üstünlük de gösterilmiş, hı hı, değil. Mikroskop altında yaptığımız ameliyatlarda başarı oranımız çok yüksek. Her ameliyat bir tecrübe ister. Evet. Dolayısıyla mikrodiskektomi çok yüksek tecrübesi olan, hepimizin çok yüksek tecrübeye sahip olduğu ve çok başarıyla yaptığı bir ameliyat. Dolayısıyla mikrodiskektomi hep önerdiğimiz ve tercih ettiğimiz ameliyat şekli.